Disney seyahatimiz devam ediyor. Sydney'i bayağı sevdim. En çok sevdiğim tarafı da denizle iç içe bir şehir olması. Memleket Çanakkale olunca deniz bir şehri sevmek için fazlasıyla yeterli oluyor. Zamanında büyük ticari gemilerin yanaşıp yüklerini indirdiği Walsh Körfezi, şimdilerde insanların hemen kapısının önünde teknelerini bağlayabildikleri lüks dairelerin olduğu bir yat limanı. Büyük kütüklerden oluşan iskele ve binaların orijinal dokusu bozulmadan, sadece restorasyonlarla yenilenerek şehrin merkezindeki bu bölgenin orijinal yapısı kısmen korunmuş. İskeledeki büyük binalardan birinde Sydney Tiyatrosu var. Tiyatronun restoranında yemek yerken ne kadar yoğun bir deniz trafiği olduğuna şaştım. Her an her yerden bir tekne veya gemi geçiyor. Şehirde araç trafiği iş çıkış saatlerinde bile rahattı. Ama deniz trafiği alışkın olmadığım kadar yoğun. Tabii araç trafiğindeki kıyasım İstanbul. Sydney'de yaşayanlarla sohbet ettiğimizde Sydney'in trafiğinden şikayet ediyorlar. İstanbul trafiğini görmüş, yaşamış biri olarak kesinlikle söyleyebilirim ki Sydney'de trafik sorunu yok. Ama deniz trafiği yoğun. Sydney'de dolaşırken dikkatimi çeken şeylerden biri de bar veya pub denilen yerlerin neredeyse tümünün isimlerinde hotel kelimesinin bulunmasıydı. Meğer sebebi eskilere dayanıyormuş. Uluslararası pub'lar yani barlar uluslararası kültürünün önemli bir parçası. Şu anda biz de burada en eski pub'un önündeyiz. Fortune of War Hotel. Burada genelde pub'lara hotel deniyor. Otel derken hani eskiden bu görmüş olduğunuz binanın bu binanın büyük ihtimal üst katlarında da kalacak yerler mevcut otel gibi bizim otel diye kullandığımız ama zamanla bu otel kısımları bir kısmının artık faaliyet göstermiyor ve bir kısmı hala devam ediyor. Ama burada Avustralya'da eğer siz bir otele gidiyorsanız eğer kalacak bir otele gitmiyorsunuzdur büyük ihtimal bir pub'a gidiyorsunuz. Sydney'in en çok merak ettiğim yerlerinden biri de Avustralya Milli Denizcilik Müzesi. Akşam saatleri olduğundan müze ziyaretini ertesi güne bırakıyoruz. Sydney deyince akla gelen iki görsel simge var. Biri Harbour Bridge, diğeri ise Opera House, yani opera binası. 134 metre yüksekliğiyle Sydney'in simge yapılarının başında gelen Harbour Bridge, aynı zamanda dünyanın en geniş çelik kemer köprüsü. Köprünün yapımı 1932 yılında tamamlanmış. 500 metre uzunluğundaki köprü, Sydney limanının iki yakasını birbirine bağlıyor. 20. yüzyılın en önemli modern mimari eserlerinden biri kabul edilen opera binası, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Danimarkalı mimar Jørn Utzon'a ödül kazandıran bu yapının inşa aşamasına 1959 yılında başlanmış. Ancak öngörülen bütçenin kat be kat üstüne çıkılınca yapımı 1973 yılına kadar sürmüş. Opera binası, Sydney'in silüetinin vazgeçilmez bir parçası olmasının yanında, şehrin sanat anlamında kalbinin attığı yer. Yarın Sydney'de son günümüz. Sabah Deniz Müzesi'ni ziyaret edeceğiz,
Ardından da güzel bir deniz yolculuğu bizi bekliyor. Sabah ilk iş olarak müzeye geldik. Avustralya bir ada ülkesi olduğundan denizcilik müzesinden beklentim yüksek. Bugün çok görmek istediğim yerlerden birindeyiz. Avustralya Milli Deniz Müzesi. Bakalım içeride neler var. İlk olarak Avustralya'ya gelen ilk koloni gemilerinin maketleri ve denizcilerin kullandığı eşyalar ve seyahat notlarıyla başlıyoruz. Avustralya genel olarak bir göçmenler ülkesi. Ülkenin ilk sahipleri yani yerlileri ise aborjinler. 1770'te Kaptan James Cook'un adaya ayak basmasıyla başlayan kolonileşme, günümüzde yerini farklı milliyetlerden gelen insanların kültürlerinin harmanlandığı bir sosyal yapıya bırakmış. Müzenin bir bölümü ülkenin yerlileri olan aborjinlere ayrılmış. İngiliz istilasından önce Avustralya'da 1 milyona yakın aborjin yaşadığı tahmin ediliyor. Soykırım ve topraklarının ellerinden alınması sonucu 1900'lerin başında nüfusları 45 bine kadar düşmüş. Avustralya hükümeti 1960 sonrasındaki politikalarıyla aborjinlerin haklarını tanımış ve koruma altına alınmışlar. Bugün Avustralya genelinde aborjin nüfusu 400 bin civarında. Deniz Müzesi'nin en ilginç parçalarından birinin yanındayız şu an. Bu arkamda gördüğünüz kano, ağaç kabuğundan yapılmış 4 metrelik bir kano. Ve ilginç tarafı da aborjin orijinli öğrenciler tarafından 2014 yılında aslında uygun bir şekilde yeniden yapılmış. Avustralya'nın denize ve denizciliğe verdiği önem müzeye çok iyi yansıtılmış. Çalışmaları Jaws filmine ilham kaynağı olan Avustralyalı sualtı fotoğrafçısı ve köpek balığı uzmanı çift Ron ve Valerie Taylor'ın kullandıkları ekipman içinde bir bölüm ayrılmış. The subject of a story and a legend of hate, so that from the very moment it is born, there will never be one good word said about it. The scent of a prey, a flick of that giant tail fin, and it slices through these waters at 35 miles an hour or more. They say it is well not to be around when the great white shark gets me. Bu arkamda görmüş olduğunuz yelkenli tekne Cape Cod'a ait. Cape Cod, Sydney limanından yola çıkmış ve 189 günde dünya turunu tamamlayıp tekrar buraya gelmiş. Cape Cod tek başına dünya turu yapan ilk kadın olmuş. 189 gün boyunca denizde neler yaşadığı burada orijinal kullandığı eşyalarla birlikte sergileniyor. Kimi günler 20 metrelik dalgalarla boğuşmuş, kimi günlerde sıkıntıdan örgü örmüş, oyuncak ayısıyla konuşmuş ve burada kendine mutfağında güzel yemekler yapmış. Hepsi burada sergileniyor. Koti,
Blackmore's First Lady adlı 11 metrelik yelkenlisiyle 1987 yılının Kasım ayında başladığı yolculuğunu tamamlayarak tarihe hiç durmadan ve ikmal almadan yelkenliyle dünyayı dolaşan ilk kadın olarak geçmiş. Teknenin içine girmeye izin verilmiyor. Ancak 360 derecelik bir video turuyla kameranın içini görebiliyorsunuz. İçerisi, Kay Cutty'nin maceralı dünya turundan döndüğü haliyle korunmuş. Müzenin bu bölümü, tümüyle Cutty'nin bu müthiş yolculuğunun detaylarına ayrılmış. Keşke Türkiye'de de cesur denizcilerimize ve fark yaratan seyyahlarımıza burada olduğu gibi sahip çıkılıyor olsa. Darling Harbour'daki müze, limanında bağlı denizaltı, savaş gemisi ve irili ufaklı pek çok gemi ve tekneyle aynı zamanda bir açık hava müzesi. Circular Quay'den başladığımız feribot yolculuğuyla Manly'e gidiyoruz. Manly yolculuğu sayesinde denizden Sydney'i göreceğiz. Feribot, Sydney'in simgesi haline gelmiş opera binasının bulunduğu burundan kıvrılarak Manly'e doğru ilerliyor. Limandan ayrıldıktan sonra bir anda kendimizi yüzlerce yelkenlinin arasında buluyoruz. Güney yarımkürede Hint Okyanusu'yla Büyük Okyanus arasındaki kıta ülkesi Avustralya, 6 eyaletten meydana geliyor. Sydney, bu 6 eyaletten biri olan New South Wales'ın başkenti. Sydney'den yaklaşık yarım saatlik bir feribot yolculuğuyla Manly'e varıyoruz. Gidiş dönüş feribot yolculuğu için aldığımız bilet $15. Feribotla Manly'e geldik. Sydney merkezden yaklaşık 25 dakika sürüyor. Çok güzel bir deniz seyahatiydi. Hayatımda bu kadar çok yelkenli görmemiştim. Manly, küçük bir tatil kasabası havasında. Sydney'in Bondi ile birlikte en güzel plajlarının ilk sıralarında yer alıyor. Deniz, surfçular için gayet cezbedici ama bizim gibi normal yüzücüler için dalgalarla sersemleyip ıslanmanın ötesine geçirmiyor.
Gün batımını limandan izleyip Sydney'e geri döneceğiz. Yarın sabah Coffs Harbour'a uçağımız var. O yüzden son gecemizi biraz uykusuz kalma pahasına dolu dolu geçirmeye kararlıyız. Sabah havaalanına gitmek üzere erkenden yola düşüyoruz. Sydney'de 3 günümüz bitti. Maalesef dönüyoruz. Üç gün çok dolu dolu geçti ama gidemediğim iki yer var. Balık Market ve New Town. Siz gelirseniz mutlaka gidin bence. Şimdi bakalım Coffs Harbour'da bizi neler bekliyor. Sydney'de kısa zamanda birçok yer gördük. Görülmesi tavsiye edilen yerlerden biri de hayvanat bahçesi. Ama ben hayvanat bahçelerinin insanları eğlendirmek için kurulan hayvan hapishaneleri olduğunu düşündüğümden hiçbir yerde ziyaret etmiyorum. Hayvanları kendi doğal ortamlarında görebilirsem ne mutlu bana. Göremiyorsam da kitaplardan, belgesellerden tanımak benim için yeterli. Onları hapsedip kendimize oyuncak etmeye hakkımız yok. Fortune of War Hotel, 1828 yılında yapılan bir otel. 1828 yılında açılmış. 1828'den beri faaliyet gösteren bir otel. Faaliyet gösteriyor demene gerek yok. Açılmış bugüne kadar da açık kalmış. 1828 yılından beri aynı yerinde, aynı dekorda. Aynı yerinde derken sanki o şeyler. Gördün mü karayı? Sonunda.